9. sınıf arkadaşlar, öğrenciler, herkese merhabalar. 9. sınıf din kültürü 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. video ve 1. soruyla İslam dinine göre ibadetlerini yerine getirmekle yükümlü olmak için bir kişide akıllı olmak, ergenlik çağına girmek, efali mükellefin ile ilgili kavramları bilmek şartlarından hangilerinin bulunması zorunludur? Ya birinci şık, sadece 2, 3, 1, 2, 2 ve 3. Bakıyoruz. Burada akıllı olmak, ergenlik çağına girmek. 1 ve 2 olarak işaretliyoruz. D şıkkı. Yani efali mükellefin yerine getirmekle yükümlü olmak için bir Müslümanlığın akıllı olması ve ergenlik çağına girmesi gerekiyor. D şıkkını işaretliyoruz birinci soru için. İkinci soru, adaletli olmak için dürüst, insafsız, ölçülü tutumlarından hangilerine sahip olmak gerekir? Evet, adaletli olmak için hangisine sahip olmak gerekiyor? Dürüst olmak gerekiyor. Bir de ölçülü olmak gerekiyor. O zaman 1 ve 3. şıkları işaretliyoruz burada C'yi. İkinci soru da C arkadaşlar. Adalet olmak için dürüst ve ölçülü olmak gerekiyor. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizle ilgili yanlış bir bilgidir? İlk önce taklitle öğrenilir. Dinin etkisi fazlaca hissedilir. Yazılı olmayan kuralları vardır. Eskiden beri uygulana gelen davranışlardır. Uymayanlara maddi yaptırım uygulanır. Örf ve adetlerimizle doğru olan bilgilere bakalım. İlk önce taklitle öğrenir, doğrudur. Dinin etkisi fazlaca hissedilir, bu da doğrudur. Yazılı olmayan kuralları vardır, bu da doğrudur. Örf ve adetlerin kanun veya yasayla kanunlaştırılmış veya yasalaştırılmış değildir. Yani yazılı olmayan kuralları vardır. Eskiden beri uygulana gelen davranışlardır, bu da doğrudur. Uymayanlara maddi yaptırım uygulanır. İşte burası yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Üçüncü soruyu da E şıkkı olarak işaretliyoruz. Dördüncü soru. Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisi şerifin mesajıyla uyumludur? Buradaki hadis-i şeriftir. Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir. Buradakilerden hangisi, şuradaki atasözlerden hangisi bununla uyumludur? Aynı manaya gelmektedir. Rakip olmayan güçlü değildir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. En güçlü insanlar güreşçilerdir. Duygularını kontrol eden güçlüdür. Yiğitlik güçlü olmayı gerektirir. Evet, güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir arkadaşlar. İşte burada duygularını kontrol eden kimse güçlü kimsedir. D şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar dördüncü soru için. Evet, 9. sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var. İmam Hatip Arapça ders kitabının 9. sınıf Arapçadan Türkçe'ye tercümesi var. 1. üniteden 6. üniteye kadar. Diğer oynatma listesinde de 9. sınıfa ait yazılı soruları var, bilginiz olsun. Yorumlar kısmına okumuş olduğunuz okul, hangi ilden olduğunuzu ve yazılı tarihlerini yazabilirsiniz. 5. soru. İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili hangisi yanlıştır? Evrenseldir. Farklı kültürlerle etkileşime kapalıdır. İnsan merkezlidir. Temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ahlaki ve adaleti, ahlakiliği ve adaleti ön planda tutar. İslam kültür ve medeniyetiyle yanlış olan bize sorulmaktadır. Farklı kültürlerle etkileşime kapalıdır. Evet, yanlış olan budur. İslam kültür ve medeniyeti farklı kültürlerle iletişime kapalı değildir, bilakis açıktır. 5. soru B şıkkıydı. 6. soru. Din, toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur.
Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dinin yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan hükümlerinden birisi değildir? Zekat ve korban ibadeti, işlerin yola girmesi için dua etmek, sadaka vermek ve infakta bulunmak, cemaatle namaz kılmak, Ramazan orucu ve teravih namazı. Evet, din toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir. İşte bunları sağlayan hükümlerden birisi değildir. Burada toplum, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmadan bahsedilmektedir. Zekat ve kurban ibadetinde yardımlaşma, dayanışma vardır. Sadaka vermek, infakta bulunmak, yardımlaşma, dayanışma örnektir. Cemaatle namaz kılmak, burada bir cemaat, topluluk var. Ramazan orucu ve teravih namazı, burada da bir topluluk var. Ama işlerinin yola girmesi için dua etmek, burada kişinin kendisi için, burada dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayan bir hüküm yoktur. Altıncı soruyu beşlik olarak işaretliyoruz. Yedinci soru. Evet, 9. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı soruları. Din, kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatına anlam ve değer katar. Din, dürüstlük, sorumluluk, adalet gibi ahlaki değerleri öğütleyerek insanı iyiliğe yöneltir. Dolayısıyla iyi insanın sahip olduğu değerlerde dinin etkisi açıkça görülür. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan davranışlardan biri değildir. Yardımsever olmak, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, dürüst olmak, ne düşünüyorsa söylemek. Yardımsever olmak, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, dürüst olmak, ne düşünüyorsa söylemek. Evet, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan davranışlardan biri değildir? Dürüst olmak, misafire ikramda bulunmak, akrabaya yardım etmek, yardımsever olmak dinin etkisiyle ortaya çıkan davranışlardan birisidir. Ne düşünüyorsa söylemek bu davranışlardan birisi olamaz ve değildir. 7. soru E şıkkı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin köklü eserlerinin görüldüğü bölgelerden biri değildir? Hicaz bölgesi, Güney Afrika, Anadolu ve Balkanlar, Endülüs, Hindistan. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin köklü eserlerinin görüldüğü bölgelerden biri değildir? Soru bu şekilde. Hangisidir bu bölgelerden biri olmayan? Güney Afrika'dır. Burada İslam medeniyetinin köklü eserleri görülmemiştir. Güney Afrika diğer bölgelerde görülmüştür. 8. soru B şıkkıydı. 9. soru aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine katkı sağlamış ilim adamlarından biri değildir? İbn Sina, Bilgi Kağan, Harazmi, İbn Haldun, Farabi. Farabi, İbn Haldun, Harazmi ve İbn Sina İslam medeniyetine katkı sağlamış ilim adamlarındandır. Bilge Kağan bunlardan birisi değildir. 9. soruyu da B şıkkı olarak işaretliyoruz. 10. soru. İlim medeniyetidir. Burayı 1 olarak kabul ediyoruz. İhsan, insan merkezlidir. Barındırdığı farklı kültürleri asimile eder. Adetleri ön planda tutar, vahye dayanır. Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangileri İslam medeniyetinin temel özellikleri içinde yer alır? Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangileri İslam medeniyetinin temel özellikleri arasında yer alır? İlim medeniyetidir, insan merkezlidir ve vahye dayanır. Bu İslam medeniyetinin temel özelliklerindendir. O zaman 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 5. Bakalım nerede? Burada. O zaman A şıkkını işaretliyoruz. Buraya dikkat edelim. İslam medeniyetinin temel özellikleri ilim medeniyetidir. İnsan merkezidir. İnsan diyorum. İnsan merkezidir. Vahye dayanır. 11. soru.
İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akraba ile irtibatını sürdürsün. Evet, bu iki hadisi şerifte yer alan ortak vurgu aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal bağları kuvvetlendirme, misafirlere ikramda bulunmanın önemi, ibadetlerini yerine getirmenin önemi, yardım ederken önce akrabaların gözetilmesi, akrabaya iyilik için neler yapılması gerektiği. Evet, bu sonuncu sorudur arkadaşlar. Bunun cevabını yorumlar kısmına A, B, C, D, E diye ekliyorsunuz. Yine yorumlar kısmına hangi okulda okuduğunuzu, hangi ilden katıldığınızı, bize destek olduğunuzu ve yazılı sınav tarihlerini de ekleyebilirsiniz. Evet, 9. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı sorularını bu şekilde yayınlamış olduk. Bize destek için kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza da tavsiyede bulunmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.